Buyurun abi, yeni eviniz burası işte. Bu mu? Yeni eviniz burası. Bu ne be? Ahırda mı yaşayacağız biz? Ya kızım, sen salak mısın ya? Macide Hanım'la annemle niye ters köşeye düşüyorsun sen ya? Onlar benimle ters köşeye düştükleri için pişman olacaklar. Dikkat et de pişmanlıklarından ağlamasınlar. Ey Allah. Bunları da attım böyle yere. Çuval bunlar çünkü. Elif'ciğim. Ay, ben seni tebrik etmek istiyorum. İki günde soruşturmaya yerek bir rekora imza attın. Ben rekorları severim Özlemciğim. Zamanında Levent'i de ben engelledim. Yoksa o da senin gibi atılıyordu okuldan. Daha okuldan atıldığım yok. Hayatım, bu arada bir şey sormak istiyorsan her zaman sorabilirsin. Olmadı Levent'i ararız. O çünkü daha hakim yönetmeliğe falan. Gerek yok. Ben çıkıyorum zaten. Aa, nereye? Soruşturmanın öznesi hala o evde tutsak. Ha, sen hala Zeynep peşindesin. Canım, o kız şikayetçi olmuş senden. Olsun. Canı sağ olsun. Elif'ciğim, bu neyin kafası? Öğretmen kafası. Sana da tavsiye ederim. Sen ne bakıyorsun? Bak, mal mal bakıyor hala ya. Ne bakıyorsun? Sana bakmıyorum. Salak mıyım ben? Kör müyüm? Gördüğümü anlamıyor muyum? Sana öyle gelmiş. Oğlum. Sen bize nasıl aldık Zeynep'i diye artistlik mi yapıyorsun? Hayır. Utan, utan. Birazcık utanman olsun. Senin yerine Zeynep'in gelmesi lazımdı bu okula. Ama nasıl olsa değil mi? Senden nerede o yüz? Hepiniz Baykara familyasındansınız değil mi? Gel. Gel bir de üstüme yürü ya. Oğlum, siz kimsiniz ben sizden korkacağım? Kimsin ya sen? Esma. Benim kim olduğuma benden daha takıntılısın sanki. Bak, sen benim elimde kalırsın. Bak kızım, dur. Ya yapma. Sen niye bütün hırsını bu çocuktan çıkarıyorsun ya? Fidan, sana ne oluyor kızım ya? Sen ne zamandan beri Baykaraları koruyorsun? Korumuyorum. Doğukan onlar gibi değil içten içe, ben biliyorum. Kızım, ben içten içe falan anlamam. Ben o evde yaşıyor olsaydım Zeynep'i 40 kere kaçırmıştım. Bana o evdeki kimseyi savunma Fidan. Ben sana demedim kızım ya. Senin durumun başka.